Selim, sana ne oldu? Aşık oldu. Belli olmuyor mu? Pandemi süreci benim için de ve hepimiz için de birçok yeni kapı açtı ve farklı bir dünyanın geçirdiği başka bir süreçti. Kendi adıma fiziksel olarak sete çıkmasam da sadece Yeşilçam artık pandeminin belki de böyle en üst noktasında bir anda yaptığımız bir işti 20 bölüm. Onun dışındaki 3 sene boyunca durduğumuz o 3 sene boyunca yeni şeyler yazmak, geliştirmek açısından tabii daha da uzak bir yerde geçirdim. Bodrum'da geçirdim pandemiyi. Bu bilgisayarda biriken birçok senaryoya sebep oldu. Tabii bu hepsini yapacağım anlamına gelmiyor ama sadece eskiz olarak yazdığınız bir şey bile bir sonrakine yeni bir basamak oluşturabiliyor. O yüzden benim kendi adıma üretici bir süreçti. Üreten bir süreçti yani. İlk defa bu filmimde bir başkası bu filmi yapmama ön ayak oldu. Sedef Erken. Kendini özel hissedenler ve bizim özel dediğimiz, ben bir tanımlama getirmek istemiyorum, bir spektrumla ilgili bir film yapmak istemez misin dedi. Ben ise bunu hiçbir zaman bir drama gözüyle bakmamak üzere bu senaryoyu yazmak üstüne kabul ettim bu teklifi. Bu benim için çok zorlayıcı olacaktı. Hem ajitasyona gitmeyen bir senaryo yazmak hem de böyle bir konuda insanları güldürebilmek, birazcık hüzünlendirebilmek benim için yeni bir zorlayıcı bir süreç olacaktı. O yüzden bunu kabul ettim ve senaryoyu yazmaya başladım. Bir tarafta elimde sadece gerçeği düstur edinmiş bir kız vardı. Sadece gerçekle yaşayabilen, sahtekarlığın olduğu yerde tamamen kendini kapatan, yalanın karşısında tamamen kendini kapatan bir kız vardı. Bir taraftan da bunun gri karakter diyebildiğimiz, hayatı yalanlarla dolu ya da yalan söylemek zorunda bırakılmış babası vardı. Buradan büyük bir dramatik çatışma çıkıyordu zaten. Oyuncu bir adam aynı zamanda, bir Yeşilçam efsanesi. Dolayısıyla bu karşıtlığı kullanmakla başladım senaryoda. Senaryoyu yazmaya. Yani filmde göreceğiniz bütün o Yeşilçam sahneleri, sinema, bütün bunlar aslında Suna karakterine hizmet etmek için kuruldu. Bu bir dramatik çatışmayı beraberinde getirince bana çok fazla malzeme verdi senaryo. Ve bu çok çok fazla malzemenin karşısında ben onları daha sakin kafayla düşünmeye, azaltmaya ve belli bir süzgeçten geçirmeye çalıştım, çabaladım. Çünkü böyle bu kadar güzel malzemenin olduğu bir senaryoda çıldırıp bir sürü yan hikayeyle başka bir şey de yapabilirsiniz. Ana izlekten kopabilirsiniz. İzlekten ve karakterlerden kopmamaya çalışarak daha sade ama çok daha hızlı, Suna'nın ritminde hızlı bir film yaptım. Şimdi aslında bir oyuncuya tanıdığınız alanla ilgili bu. Bazen oyuncuya bir alan tanırsınız, top sende ilerle dersiniz. Bazen de sakın şut çekme, bekle dersiniz. Şimdi bu teslimiyetle ilgili bir şey mi bilmiyorum. Oyuncunun teslimiyetiyle ilgili bir şey mi bilmiyorum da. Bu filmde Suna karakteri uzun bekleyişler sonucu, uzun demlenmeler sonucu ortaya çıktı ve Selin'de karar kılındı. Çünkü onu istiyordum zaten, adaylarımın arasında da vardı ama içimden bir ses Selin'in olması gerektiğini söylüyordu ve iyi ki de öyle olmuş. Vallahi diğer bütün oyuncular gerçekten hissettirdikleri o aurayla geldiler ve yerlerini aldılar. Özel bir denklem gütmeye çalışmadım oyuncular açısından. Kendiliğinden gelişti her şey ve çok da mutlu etti beni süreç. Şimdi müzikler benim filmimde fon müziği olarak değil de bir hikaye anlatım aracı olarak durduğu için filmler, müzikler filminizde önemli bir yer tutuyor diye geldi soru. Ben müziği de sinemanın bir parçası olarak görüyorum. Yani müzik
Müziği sinemadan ayırmıyorum. Benim tek müziksiz, hiç müzik olmayan filmim Karanlıktakiler'de bile bir müzik vardı. Doğanın müziği. Yani benim için müzik filmden ayrı tutulan bir şey değil. Tıpkı bir oyuncuyu da filmden ayıramazsınız. Yani çoğunlukla bu yanlışı yapıyoruz. Filmler ve filmin müzikleri. Bence bu birbirinden ayrılmayan bir şey. Müzik filmin içinde erir, yok olur, filmle beraber olur. Film müziğe hizmet eder, müzik filme. Çünkü müzik aslında en eski sanat bana sorarsanız, ses. Bundan daha eskisi yok. Kişisel fikrim. Mutlaka başkası başka bir şey iddia edecektir ama müzikle başlıyor her şey. Yazım süreci de müzikle başlıyor. Durduğunuz yer yavaş yavaş yaklaşıp silahı patlattığınız yer, bunların hepsi müzik. O yüzden de müzik bu filmde hikaye anlatıyor. Hikaye anlatma aracının bir parçası, sürecin bir parçası. Teoman'la ise 4 yıl önce ilk senaryoyu ona gönderdiğimde tereddütsüz kabul etti. Çok mutlu olarak kabul etti. Bu işte olmak istediğini söyledi. Vallahi Teoman'ı da içsel bir şey şekilde buldum. Ya bu filmi yaparken aklımda Teoman'ın o yol müzikleri, akustik yol müzikleri geçiyordu zaten. Öyle oldu. Evet, filmlerimde aileler var ama bu benim bir aile güzellemesi yaptığım anlamına gelmesin. Türkiye, ülkemiz bireysellikleri, bireysel yaşayan, bireysellikleriyle öne çıkan insanlardan daha çok ailelerle öne çıkan bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden aile her zaman güzel bir şey anlamına gelmiyor. Aslında cehennem gibi aileler de var. Onları anlattığım filmler de oldu. Ama seyirci bununla çok ilgilenmedi açıkçası. Örneğin Karanlıktakiler, örneğin Mustafa hakkında her şey. Şimdi aile derken bunun güzellemesini yapmaktan hep kaçınıyorum aslında. Aman aileler ne kadar güzeldir, aileler hoştur, böyle bir gerçeklik yok. Dünyada yok. Aile birbirimize tahammül ettiğimiz noktada güzel. Ayrıca şu da bir gerçek ki insan doğduğu ailesini aile olarak seçmeyebilir. Seçtiği ailesiyle yaşayabilir. Lütfen buna saygılı olalım. Saygı duymayı öğrenmek lazım. Çünkü aile çok da pembe romantik bir şey değil. Evet, mutlu aileler de var, mutsuz aileler de var. Bu süreci aileyi güzelleyerek, aileyi pohpohlayarak bu sorunu çözemeyiz. Aile dediğimizde sabah kuşağını açtığımızda da bazı gördüğümüz şeyler de aileler. Korkunç bir şey yaşanıyor orada. Bu da aile. Bunu görmezlikten gelip de, arkamızı dönüp de, ailemiz çok güzeldir, aile çok güzel bir şeydir, bütün dünya için, sadece ülkem için söylemiyorum. Aile çok güzeldir dediğimiz zaman yanılıyoruz arkadaşlar, bence. O yüzden böyle bir aile var bu filmde de. İnkar etmiş, yüzleşmemiş, gerçeği ertelemiş, ertelemiş, ertelemiş ve bir gün kafasına yediği bir balyozla her şeyi düzeltmeye çalışan, biraz da geç kalmış bir babanın hikayesi var. Evet, yaratılanın son 3D işlemleri, efekt işlemleri bitmek üzere. Sanıyorum bir 6-7 aya kadar Netflix'te olacak. 8 bölümü de yazdım, yönettim ve çok istediğim, çok beklediğim bir işti. Bir 14 yıl öncesinden yazdığım bir senaryoydu. Ancak teknik imkanlar bugün yapılmasını gerektirdi. Hemen şimdi çok hızlı değişen bir süreçten, 3 ayda bir değişen bir dünyadan geçiyoruz. Pandemi bizi değiştiriyor, her şey bizi değiştiriyor. Sosyal mecralar bizi değiştiriyor, sosyal medya bizi değiştiriyor. O yüzden hemen önümde şu projeyi yapmalıyım dediğim bir an yok. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Yani yarın sabah evet artık projemi buldum diye de uyanabilirim. Bir haftalarca da bekleyebilirim. Şu anda hani önümde ne var onu ben de bilmiyorum. Birçok şey var bilgisayarımda. Hani en başta dediğim gibi
senaryolar yazdım bu süreç içinde. Yani şu anda bilgisayarımı getirsem 10 tane film çıkar içinden. Birkaç tane de dizinin ana fikri çıkar ama içinden seçmek, hangisinin beni daha çok kaşındıracağını bilmek birazcık zaman alacak. Bekleyip dinlemek, kendi içimi dinlemek gerekecek galiba. Ben teşekkür ederim.